Action. Go. Aa, çok heyecanlıyım çünkü gerçekten bu ülkedeki, yani artık kız kardeşim diyorum Ceren'le beraberim. Onu o kadar çok istedim ki kanalıma gelmesini. Sonunda şimdi nasip oldu. Yani şükür kavuştu. Şükür koş. Evet, gerçekten. Yani diyeceğim, kız çok heyecanlandı. Niye böyle oldu ya? Olsun, oluyor. Tamam. Ya böyle var ya, sanırsın şey, milyonlar beni izliyormuş gibi. Beyefendi dikkat edin, 65 milyon şu anda bizim. Çok heyecan. O günlerle gelecek. Ya evet, şimdi Ceren, senle nasıl arkadaşlığımız başladı? Oradan başlayalım mı çok kısa bir şekilde? Başlayalım. Tamam. Of, çok oldu. Çok uzun zaman oldu. Evet. 12 diyelim, biz buna karar verelim böyle. Evet, Merve'nin doğum gününde tanıştık biz aslında. Evet. Sonrasında ama aslında bizim gerçek hikayemiz İngiltere'de başladı. Aynen. Şimdi Ceren sürekli dolaşıyordu. Her yıl böyle 2-3 tane ülke dolaşırdı ve ben çok özenirdim. Öyle gidi. Ama ben dolaşırdım ama o kadar fazla dolaşamazdım tabii. Sonra buraya gelmek istediğimde baktım ki fotoğraflara Ceren de önceden buraya gelmiş. Hatta yok, ilk başta yaşamayı düşünüyorum dememiştim. Master yapmayı düşünüyorum. Önce evet, master evet, için geldim. Evet. Sonra da herkesin yaptığı gibi. Muhteşem Ankara Anlaşması'yla kalmaya karar verdim. Kalmaya karar verdim. Ay, iyi ki de kalmaya karar verdin. Sen burada olmasaydın gerçekten ben ne yapardım bilmiyorum. Yani herkese dertleşilmiyor, herkese her şeyi anlatılmıyor. Yani burada gerçekten insanlar çok farklı. Hele bir de yeni geliyorsanız yani. Kaliteli insan bulmak çok zor. Kafa dengini bulmak aşırı derecede zor zaten. O yüzden hani gerçekten şükürler olsun ya Rabbim. Mesela İsviçre'ye gitmek istiyorsun. Evet. Ya da işte Japonya'da yaşamak Japonya istiyorsun. Japonya ya da İsviçre'de en azından bir versene. Ya ben bir kanlısı falan yaşamak istiyorum orada böyle Yunanistan'da ama seni de alırım yanıma katılıyorum. Ay, gideriz beraber, beraber olacak gideriz. Hiç. Aynen. Babız, babız. Ama ben yemek değilim ki babız. Selam vermek ister misin babız izleyicileri? Yok şu an ben de müşkü. Allah'ım. Babuz. Babuz masada evet, duruyormuş. Ben Ceren neden böyle o arkadaş sorumluluğundan ve çevremden çıkarmak istemedim. Çünkü Ceren aşırı derecede bana göre motivasyonu yüksek bir arkadaşımdı. Gerçekten hiçbir zaman beni down ettiğini görmedim. Pozitif enerjisi bana çok iyi geldi. Beni işte başka şeylerle kıyaslamaması, başka ne diyebilirim ya, her zaman yanında olması. Yani olayları böyle her ne olursa olsun objektif davranması, dikkatimi çeken şeylerden biriydi. Diğeri çok farklı şeylerle ilgilenmesi. Yani mesela biriyle buluştuğum zaman, yani bu kim, yaş farkı olabilir aramda, işte bir akrabam olabilir, bir iş yerinden biri olabilir. Kimle buluşsam böyle az çok şey yapardım. Hani bununla bu sohbeti yaparım. Bu arkadaş siyaseti daha çok seviyor. Buna siyaset sohbeti yaparım. Ya da işte başka bir arkadaşım genelde işte ailesini anlatmayı çok seviyor. Erkek arkadaşı olaylarını anlatmayı çok seviyor. Ya da işte her neyse, ya da bazısı bakımla ilgili falan. Derdim ki Ceren acaba buluşunca ne anlatacağım? Değil mi? Şaşırıyorsundur belki bunları söylemeye. Evet, ben hiç gerçekten çünkü duymadım. Yani evet, hiç söylemez bana böyle evet, şeyleri. Hayatım. Şımarma falan diyorum. Benim için gerçekten farklı karakterde, herkesin yani tanıyabileceği bir sıradan bir karakter değilsin kesinlikle. Yani her buluştuğumuzda farklı bir aslında konu. Her buluştuğumuzda seninle bir şeyler öğreniyorum. Kendime bir şeyler katıyorum. Ve gerçekten bence %90 diyebilirim. Yani çoğu şeyi objektif düşünüyorsun. Yani bu konuda gerçekten evet, olabildiğince. Anksiyete problemim hariç her şey çok güzel. Cem, kriz geçiriyorum şu anda. Panik atak geliyor şu anda ya. Ah o anksiyeteler. Yani bu yüzden ben Ceren'i hiçbir zaman çevremden ayrı tutmak istemedim. Neyse tamam şimdi. Mesela ben bu ülkede hangi konuda master yaptın ve neden bu ülkede yaşamak istedin ve Ankara Anlaşması'na başvurduktan sonra hangi şirketi açmak istedin? Şimdi tamam, ben buraya aslında dijital tasarım ve markalaşma Türkçesiyle yüksek lisansına geldim. Londra'da Brunel Üniversitesi'ndeydim ve mezuniyetimden sonra dedim ki niye kalmıyorum ben evet, burada, neden döneyim Türkiye'ye? Ki şu anki şartları gördükçe ne kadar üzülsem de bir o kadar da aslında doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. İlk hesapta öyle hemen kolay iş burada bulunmuyor ve herkes burada maalesef ki bu sanırım yurt dışında yaşayan bütün insanlar için geçerli olsa gerek, çok rahat yaşıyoruz. İnanılmaz eğleniyoruz, burada her gün günümüzü gün ediyoruz şeklinde düşünüyorlar ama aslında öyle kolay değil. Yalan, yalan, yalan. Bizler çok emek vererek buraya yerleştik ve tabii ki de zorluklarla karşılaştık. İlk başında da o yüzden ben aslında
grafik tasarım yapıyordum daha çok. Yani bir betting company'de işte bannerlar, website için işte yapılan belli promosyon e-mailleri. Şu anda da yine bir şirketteyim. Influencerlarla beraber çalışıyoruz. Onlara kendi markalarını kurmaları için yardımcı oluyoruz. Ben, yani benim şirketteki görevim onlara web tasarım yapmak ve aynı zamanda bütün mobile app'lerin yani mobil uygulamaların tasarımlarını yapmak. Ay hemen böleyim mi? Böyle hadi. Şimdi Ceren'le ilk konuştuğumuzda diyor ki Merve diyor şu isim. Şimdi isimleri söyleyemiyoruz çünkü evet. İşinden dolayı şey yasak müşterilerin, client'ların isimlerini verilmesi. Ama bana her söylediğinde ben ne? Kız! Çok, evet. Şirketimiz büyük isimlerle çalışıyor evet, gerçekten. Bu güzel bir ilerleme yolu aslında. Benim takip ettiğim işte İngiltere'de yaşayan YouTuber'lar, influencer'lar, aynı şekilde Amerika'daki şarkıcılar falan. Ama yani hani bilmemek imkansız yani gerçekten. Hani herkesin bildiği isimler yani. Ben böyle ama işte ya arkadaş maşallah bir show off yapsın, bir işte havalar alsın. Ya kendi halinde bir dünyası. Ben onlar çalışacağım var ya gerçekten yani bir şekilde herkese yayardım yani. İşten de kovulurdum. Ya da fake. Hadi güle güle diye. Yok ben evet çok yani evet, çok bir alışkanlıktan evet. Değil belki de yani öyle insanlara tanıyorum var. Ama hiçbir zaman öyle olmadı bilmiyorum gerek duymadım ve bu tarz şeyleri de çok fazla paylaşmayı sevmiyorum. Evet. Merve çok iyi bilir zaten evet. Benim hoyumu konuşamadılar. Ya çok Instagram'ı kapalı. Evet, çok bir şey paylaşmaz. Hiçbir şey paylaşmaz. Fotoğraf çok fazla paylaşmaz. Yani çok nadir. Çok nadir. Genelde çok abucuk bugucuk şeyler paylaşıyorum zaten. Yani meme'ler paylaşıyorum. Komik imajlar paylaşıyorum. Evet. Arada işte hep beraber işte bizleri paylaşıyorum. Evet. Ama evet onun haricinde çok fazla bir şey paylaşmayı sevmiyorum. Çünkü evet nazar değiyor ve ben buna inanıyorum. Ben de. Ya gerçekten buna yani inanmayan varsa... Evet. Ben de konuşmasın diyormuş. Şu an şu yani gerçekten. Bu videoyu izlemekten çıkabilir gerçekten. Enerjiye inanmayan, nazara inanmayan. Enerji. Evet bu enerji. O fesat göz gidebilir. Ya çok göz nazar var. Nazar deveyi kazana, insanı mezara sokar. İnnel aynı hakkun. Ve innel aynı leyuduhilul. Ve her zaman Merve'ye söylüyorum. Gözü olanın gözü çıksın bütün başarılarımızda diye. Ben bugüne kadar hiç kimsenin başarısında bir gözüm hiçbir şey olmadı. Bir söz var hatta. Everyone has their own journey. Yeah. O yüzden birazcık insanların kendine fokus olması gerekiyor. Benim en büyük artım ve eminim ki Merve'nin ve hayatımızdaki insanların da en büyük artılarından birisi. Bizleri hiçbir zaman ailemiz başkalarıyla kıyaslamadı. Belki de bununla alakalı bir şey de olabilir. Evet. Çünkü hani bunu görüyoruz. Ya televizyon olsun, başka bir yer olsun, diğer insanlardan da duyduğumuz zaman aslında çocukluk yaşından itibaren gelen bir şey İnsanı çok fazla içte kırabiliyor ve çok fazla eksik yetiştirebiliyor. Kesinlikle. Ve hakikaten çok şükür ki biz böyle bir şey yaşamadık ailelerimizle hiçbir zaman. Olsun. O yüzden belki de onun getirdiği birazcık mütevazılık var, belki başka bir şey var. Ben de bilmiyorum ama kesinlikle. Çok fazla hani çok ben bir şey değil ama bakalım her şeyin hayırlısı olsun yani bu konuda. Evet. Aslında biraz böyle bahsettik her şeyi az çok. Arkadaşlığımızı bahsettik, işte Ceren'in iş hayatından biraz bahsettik. Kirazlı aklardan ben de isterim emayaklardan. Evet, evet. Son bir kez daha bir şey dedikten sonra videomuza başlayalım. Çok kısa hemen söylüyorum. Şimdi biz 5 yıldan beri benim de bir şirketim vardı. Onu sonraki videoda açıklayacağım. Benim şirketim ne olduğunu söylemiyorum şu an. Onu biz başka bir videoda anlatacağım yani size. Ankara Anlaşması'nda hangi şirketi açarsan aç, 5 yıl o şirketle alakalı iş yapmak zorundasın. Hayatta başka sektörde çalışamazsın. Yakalanırsan eğer şutlanıyorsun, turist olarak bile gelemiyorsun yani buraya. Neyse oturumumuzu aldık şükürler olsun ve istediğimiz her mesleği artık yapabiliriz. Yani... Selamun aleyküm. Varsa denemeye başlıyorum. İçimde kalan ne varsa yani merak ettiğim sektörler her şeyi deniyorum. Son işte Mart'ta almıştım. Mart'tan beri deniyorum yani. İş bulabilirsem hayal ettiğim sektörlerle ilgili hemen atlıyorum. Hemen atlıyorum yani. Motivasyon videosu olsun istiyorum. Ve böyle gerçekten herkes her şeyi yapar.
videosu olsun istiyorum. Evet, istenildikten sonra ve üzerine düşündükten sonra diye düşünüyorum. Sen oturumu aldın ve derken ne değişti? Bunu aldı yani bu bunu aldıktan, bu eline geçtikten sonra ne değişti hayatında? Aslında her zaman böyle kendi işimin patronu olma kafası vardı yani. Çok seviyorum. Hem böylece bir başka birisine bağımlı olup bir başkası için bir şeyler yapıyor olmak çok farklı. Evet. Kendim gerçekten inanılmaz çok severek kendi işimi aslında seviyorum. Ama hani biraz hobi olarak başlayıp biraz onun üzerine düşüp bu aslında bir iş olabilir denilip ve çok sevdiğiniz bir şeye yapmaya başlamak çok ayrı bir şey. Ben de bunu düşünerek aslında koronadan sonra özellikle çok fazla bilinen bir şey mum yapmaya başladım. Ama tabii ki sadece mum değil. Sıradan şeyler değil. Sıradan şeyler özellikle evet yapmamaya çalışıyorum. Yavaş yavaş daha ilerliyorum. Eminim ki güzel yerlere gelecek zaten. Şu an tabii ki daha henüz çok başlangıçtayım her şey için. Maalesef ki her zaman kendi işimden ötürü de zaman bulamayabiliyorum. Eti harcayamayabiliyorum. Hepimizin yaşadığı bu güzel dünyada hepimizde olabilecek bir şekilde bazen motivasyon bulamıyorum kendimde. O yüzden zorlanabiliyorum. Tabii ki bunları aşmak insanın birazcık kendi elinde. O yüzden elimden geldiğince ya en az bir tane wax melt diyelim. Bu wax melt dediğimiz şeyler mesela bunlar. Böyle kırıp bunları. Esans gibi bir şey sanırım. Aslında mumdan yapılıyor. İçerisine küçük kokularını ekliyorsunuz. Küçük küçük kesebiliyorsunuz, kırabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Tabağa koyup altında mumu koyduğunuzda eriyor ve çok güzel. Gerçekten inanılmaz yani kokular yayan şeyler diyeyim. Ürünlerimiz diye hemen böyle başlamışım. Bu işte 3 pound, 5 pound falan diye. 3 lira, 2 tane 5 lira. Gördüğümüz her şey yani bu yani label'lardan tutun hepsi kendi tasarımım. Ana her tasarım şeyi kendim yapıyorum. Daha sonrasında sadece bu neden bununla sınırlı kalsın deyip bir de tabaklar yani tabakta jasmonite ve rezin maddeleri kullanarak. Jasmonite'in Türkçesi de zaten jasmonit diye geçiyor yanlış bilmiyorsam. Onlardan tabaklar yapmaya başladım. Bu mesela Christmas serisi için çıkardım. İçerisinde gingerbread, candy cane olan ve küçük kartaneleri olan bir bu tarafın rezin olup bu tarafın jasmonite oldu. Yani kırmızı taraf jasmonite ve şeffaf kısım rezin. Bu şekilde tabaklar üretmeye başladım. Yani bak mesela arkadaşlar bu da sonbahar. Evet sonbahar serisinden. Sonbahar serisi. Aa şeyi de göstereyim. Halloween için yaptım. Ya, Halloween için evet bir tane yaptığımız var. Tabaklarını çok takdir ediyorum ki gerçekten. Ama sizlerin destekleri çok büyük bizim için. Yani ve Merve'nin ve eşinin Mehmet'in gerçekten yani destekleri çok fazla ve bunun için gerçekten minnettarım. Yani de, her zaman her zaman. Çünkü Ceren'in de bana her zaman destekleri her konuda. Ne oldu aşk koş inecek misin aşağıya? Sıkıldı. Şimdi arkadaşım sence bu videoyu anne diyorum ben ya. Kaç kişi izler? Kaç kişi izler? Vallahi bence bir milyon, iki milyon. Ay keşke. İleride olacak ama bakın evet. Bunu yazıyorum demeyin. Ben de hissediyorum. Evet. Aynen gerçekten. Olacak. Çok böyle kalbimle söylüyorum. Tabii ki gerçekten evet. Olacak evet. Tamam. İmen, amelo, amelo. Şimdi canım arkadaşım. Sen bu sektörü ek iş olarak mı yapmak istedin? Hobi olarak mı yapmak istedin? Yani kafandan ne geçti? Çok merak ediyorum. Tabii ki ilk etapta birazcık hobi. Bir nevi aslında iş olarak başlatmak istedim. Çünkü çok da öyle aşırı da yani yapımı kolay bir şey değilmiş onu fark ettim. İnsan tabii ki kafada kolay olduğunu düşünüp devam ettikten sonra zaten başarıyorsun her şeyi. Evet. Çünkü insanın etrafında maalesef ki bazı insanlar oluyor ve bu işte zor. Benim yaptığım gibi kimse yapamaz tadında. Bir takım yorumlar yapılıyor arkadaşlar. Hepsi yapılıyor. Emin olabilirsiniz evet. Yani bu konuda. O yüzden hani motivasyonumu tabii ki bu benim düşürmedi. Hani Allah Allah biraz zormuş bu dediğimle. Düşürmedi. Aksine daha çok heyecanlandırdı. Evet çünkü ve insanların bu şekilde konuşması da beni daha da çok aslında itiyor ya şey olarak itiyor yani bir şeyi yapmaya doğru itiyor yani yapmamaktan ziyade. Sonrasında başladım. Aslında o kadar da zor değilmiş yani neymiş bir işe başlamak başarmanın yarısıdır diye zaten. Sadece işte birazcık zahmetli olabiliyor çünkü derecelere dikkat etmeniz gerekiyor. Wax maddesini yani mumu yakmamanız gerekiyor çünkü bu birçok şeyi etkileyebiliyor. Özellikle mesela renk kullanımlarının ne kadar doğru ne kadar yani doğru yanlış değil de ne kadar... Ay bastı lan!
renk kullanımlarının ne kadar gerekli olup olmadığını fark ettik. Yine bu arada kurduğum yani şirketin adı Slayclay olarak geçiyor ve bu aslında slayclay.com benim yaklaşık herhalde bir 4 seneden beri bende olan bir domain ismi bu arada. Yani 4 sene önce aldığım bir isimdi. 4 sene önce dedi ki ben bu işi yapacağım dedi. Evet. Ve 4 sene çok önce yaptı. Evet, kurduğu hayali. Oturumumu alır almaz dedi, şükürler olsun. Evet. Bu ismi dedi yani. Çıkartacağız göklere. Ya yani 4 yıl önce kurdu hayalini, 4 yıl sonra gerçekleştirdi. Yani bu da demek istediğim... Yani... Vazgeçmeyin evet. Ya. Gerçekten aslında tek kelimeyle bu. Evet. Ya en azından benim aklıma gelen. Evet. Sen ne dersin mesela tek bir kelime söyleyecek olsan? Tek kelimeyle anlatsam? Tek bir kelime. O benim hayatım derdim. Şey yapmayın, size birisi bir şey söylediğinde bunu yapamazsın ya da bu gerçekten çok zor, öğrenmesi çok zaman alır. Böyle bir şey yok, babız bile kızıyor, duyuyorsunuzdur. Asla böyle bir şey yok. Bu sektör çok zor, şu sektör... Bu hayatta hiçbir iş kolay değil. Biz de bu geldiğimiz noktalara zaten uyuyarak gelmedik. Yani... Ama kesinlikle hiçbir insanın hiçbir işi sen şunu yapamazsın diye bir şey asla görmüyorum. Size böyle bir şey diyen insan da varsa bu arada ben de şimdiden onlara güle güle demenin vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü yani birazcık da insanın arkadaşı da kendi karakterini yansıtıyor. Aynen, o yüzden kesinlikle. Böyle insanlara yok. Yani bir şey yapamazsın diyen bir insan olmasın hayatımızda. Evet gerçekten onu çemberinize almayın yani çok fazla. Değil hatta merhaba merhabadan ileriye geçmesin bu kişi. Yani sizi down eden. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok gerçekten. Sizi geliştirmeyen, kaliteli bir insan olmayan, hep aynı şeyleri anlatan, hep aynı problemleri konuşan. Gerçekten çok gereksiz. Evet. Eğer size bir insan, şunu yapamazsın. Bak bu çok zor. Bence sen bu işi başında bırak. Tadında yorumlarla geliyorsa o kişi zaten sizin arkadaşınız değil. Sen başı başında bırak. Evet. O insan arkadaşınız değil de lütfen yani bu insanlara da muhatap olmayın bence. Kesinlikle. Masumlar Apartmanı dizisi başladıktan sonra benim tek düşündüğüm şey şu. Her ailede bir drama var. Ya akrabalarla olabilir, ya işte iş hayatında olabilir, sevgilisiyle olabilir, patronuyla. Ne bileyim herkesin ayrı bir draması var yani. Ya eşiyle ya bir şeyle. Bu dramaların hiçbir zaman biteceğini düşünmüyorum. Ama bir şeyleri değiştirebilir insanlar. Yani mesela bir insan karşı tarafı down edebiliyorsa, bir insan yani sen bilmiyorsun ama o sektör öyle değil. İşte ben sabahımı gündüzüme katıyorum. Ya o kadar kolay değil bu işler. Bir dene bakalım. Hani bu tarz ses tonlarıyla, bu tarz böyle cümlelerle başlayan insanların ben kesinlikle ama kesinlikle Aslanlar Apartmanı'ndaki tarzda farklı bir drama yaşadıkları için olduğunu düşünüyorum. Ya patronu tarafından ezilmiştir, ya annesi babası küçükken desteklememiştir, ya karakterinde bir problem vardır. Yani bu bazen karakter de olabiliyor yani. Ya bir kardeşiyle olan geçmişinde yaşadığı bir şey, ya sevgilisi tarafından bastırılması, onu eziklemesi karşı tarafı, yetersiz olarak göstermesi, maddi manevi hiçbir şekilde fark etmez. Bunların böyle geçmişteki onların zincirlerin birikmesi sonucu insanlar bir şeyleri etrafından mı çıkarmaya çalışıyor artık bilmiyorum. Acısını çıkarmaya çalışıyor gibi evet. Sanki. Hani diğerlerini ezerek üste çıkmaya çalışan insanlar gibi aslında evet. Birazcık galiba. Ya bu çok zor. Yani bu bence sen oraya girme, sen bunu yapma. Ya olabilir, sen bunu yani atıyorum yeteneğin vardır ya da işte bir ilgin vardır, bir şey vardır. Ya da yıllardan beri yaptığın için de olabilir. Bu işi yapıyorsundur. Ama sen bu işi bir saatte bitiriyorsan, ben istersem eğer gerçekten istersem bir günde 10 saatimi buna verip bir yıl sonucunda emeğimle, çabamla belki senden daha fazla seviyeye gelebilirim. O yüzden yani bizim burada bir bunun işine başlamamız, benim başka sektörlerle hani ilgim olması, adım atmam, işte senin Japonca öğrenmen yani şu anda. Benim başka şeyleri kendime hayatıma katmam. Yaparsın gerçekten. Gerçekten her şey yapılıyor bu hayatta. Gerçekten yani. Yaparsınız ve ben Türkiye'de yaşayan sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Şuraya mı koyuyoruz? Buraya mı koyuyoruz? Buraya mı? Buraya da koyabiliriz. Şuraya da koyabiliriz. Ha, bunu şey Türkiye'de yaşayan izleyiciler için araştırdım. Gerçekten araştırdım. Mesela arkadaşımın bir işi var ve ikinci bir iş. Hatta bunu belki de ikinci bir iş olarak bile görmeyeceğim. İleride iki tane firmayı idare edebileceğim.
diyor Ceren. Mesela şunu buldum. Esnaf vergi muafiyet belgesiyle, bu da vergi dairesinden alınan bir vergiymiş. Geçen yıl 32 bin TL bir gelirden sonra vergi verilirken, bu yıl 220 bin TL bir yıllık gelirden sonra %4 vergi veriliyor. Yani gerçekten bu ülkedeki gibi her şeyi göstermek zorunda değilsiniz. Giderinizi, gelirinizi. Ama biz burada şirket açtığımızda yol paramızı, telefonla konuşma ücretlerimizi, yani işte hani iletişim ücretleri, yol, her şeyimizi göstermek zorundayız. Ama Türkiye'deki sistemi araştırdığım zaman daha biraz daha yumuşatılmış, özellikle bu esnaf muafiyet vergisinden sonra daha bir yumuşatılmış sistem görüyorum. Yani demek istediğim, eğer içinize kalmış bir şeyler varsa, içinize tuttuğunuz, bastırdığınız hayalleriniz varsa sadece vergi dairesine gidip bu işlem, yani araştırdığım kadarıyla en fazla 30 dakika sürüyor bu vergiyi almanız. İnternetten satış yapabilirsiniz. Trend yolu var, bir şey var ve ben deli gibi insanları araştırıyorum. Böyle başarı videolarını izlemek o kadar çok hoşuma gidiyor. İnsanı da motive ediyor. Ay, hem de nasıl. Bak, bir kişi daha buldum. Adını kesin, yani net söylemek istiyorum ki yanlışlık olmasın. Tuer Akkaya diye. Ve bu kişi Trendyol'da 500 bin TL bir yıllık ciro yapmış bir insan. Sadece gerçekten tebrik ediyorum. Benim lügatımda down etmek yoktur. Senin zaten potansiyelin yok. Senin ya işte, şu an daha böyle top noktalara tabii ki de gelmedim ama her şey zaman alıyor, her şeyin vakti var. Evet. Kendi vaktimi de ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Aynen. O yüzden arkadaşlar, hayallerinizi bana bu kadar çok vazgeçmeyin. Çok sevdiğim bir söz de var ki Dostoyevski'nin, gerçekten elinizde bir ip varsa o iple neydi ya? Evet, çok sevdiğim bir söz var ki Dostoyevski'nin Suç ve Ceza eserinde. Neydi ya? Kitabın içinde şöyle bir şey yazıyor. Neydi ya? Eğer elinizde ip varsa neydi ya? O iple hayatınızın intiharını da edebilirsiniz ama hayatınıza bir salıncak da yapabilirsiniz. Yani umutsuz insanlar varsa eğer, ya da işte yapamayacağını düşündüğü, bence bu söz harika. Yani gerçekten hayatımızın ipleri bizim elimizde bence. Biraz bakış açısını değiştirmek lazım. Kesinlikle. Bakıyorum, onlar da yapabiliyor. Ben diyorum ki, ben niye yapamayayım ya, benim niye eksiğim var? Ya da diyorum ki, herkes başaramadıysa diyorum, belki ben başaracağım. Mesela bana çok şey oluyordu. Ne işim var bu ülkede? Niye yapamayalım? Ha, neden yapamayalım? Neden? Yapamayalım. Ne işin var kızım bu ülkede ya? Mesela bazı böyle yaşlı Türkler falan geliyordu işte. Burası çok gri bir ülke. Çok yağmur var. Yani böyle ya. Gerçekten herkes her şeyi yapar. Ama emek verdikten sonra. Aynen öyle. Gerçekten. O yüzden işte yapıyorum ya şeyleri, enerji meselesinde. O çok önemli, evet. Enerji sadece şey değil yani. Bana gönder, bana gönder, bana gönder. Allah'ım bana para gönder diye dua et. Allah'ım bize de para ver. Ya hak! Bir de şey demişim, Picasso'nun neydi ya? 50 bin tane eserinden sadece 100 tanesi şey seçilmiş. Neydi ya? Sanat eseri olarak seçilmiş. İşte gerisini ne yapmış adam peki? Geri hiç kimse sormuyor. Ne yaptın sen gerisini diye? Sen ne yaptın? Nasıl? Aa, şeyi söyleyelim ya. Neyi bence? Kız? Mumu söyleyelim. Slay Clay. Slaycılay.com. Slaycılay.com. Instagram adresimi slayclay.uk. Evet. Evet. Kendinize iyi bakın. Ne olur kanalıma böyle, kanalıma şey ne derler? Başkalarına söylemeyi. Yani aynı zamanda abone olup, abone olup, ondan sonra oradaki notification şeyini de, bildirimlerini açmayı unutmuyoruz. Evet. Zile basmayı, zilimize basmayı, kapımızı çalmayı. İyi yıllar dileyelim. Bye bye. İyi.